Son videoda olduğu gibi ısınmak için iki problemle başlamak istiyorum. Sonra da asıl konumuza geçeceğiz. Göreceksiniz ki şimdi çözeceğimiz problemler son videodaki denklemlere göre biraz daha karmaşık olacak. Ama biz cevaplarımızı bulmak için yine benzer yöntemleri uyguluyor olacağız. Peki şimdi buraya bir bakalım. 3 çarpı x eksi 1 eşittir 2 çarpı x artı 3. Bakalım ne yapabiliriz? Aslında bu problemleri çözmenin tek bir doğru yolu yok. Benim ilk yapmak istediğim şey 3 ve 2'yi dağıtmak. Yani 3 çarpı x eksi 1 bu. 3x eksi 3 ile aynı şey. Sadece 3'ü dağıtıyorum. Eşittir. 2'yi dağıtalım. 2 kere x artı 2 kere 3 yani 6. Şimdi bütün sabit değerleri denklemin bir yanına, bütün değişken değerleri de öbür yanına toplayacağım. O halde sağ taraftaki bu 2x teriminden kurtulmalıyız değil mi? 2x'i çıkaralım. Bu sefer biraz farklı bir şekilde yapacağım. Böylece farklı şekillerde de nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bu şekilde gözünüzde canlandırması daha da kolay olabilir. Sonuçta değişmez. Son videoda yaptığımızla aynı şey ama ben denklemin bu tarafından 2x çıkarmak istiyorum. Fakat eğer denklemin bu tarafından 2x çıkarırsam, öbür tarafından da 2x çıkarmam gerekir değil mi? Peki 2x'i denklemin her iki tarafından da çıkardığımız zaman ne elde ederiz? 3x eksi 2x. Yani 1x elde ederiz ya da sadece x eksi 3, x eksi 3 eşittir. 2x eksi 2x 0x eder ya da sadece 0 ve elimizde 6 kaldı. Bu durumda elde ettiğimiz şey x eksi 3 eşittir 6. Bunu denklemin sağ tarafındaki 2x'ten kurtularak yani 2x'i denklemin her iki tarafından da çıkararak bulduk. Şimdi sol tarafta eksi 3 var. Onu orada istemiyorum. Orada sadece x olsun istiyorum. Eksi 3'ten kurtulmak için bu denklemin her iki yanına da 3 ekleyebiliriz. Bunu bu denkleme 3 eşittir 3 denklemini ekliyormuşuz gibi de düşünebilirsiniz. 3 tabii ki de 3'e eşittir değil mi? Eksi 2x de tabii ki eksi 2x'e eşittir. Her iki şekilde de yapabilirsiniz ama bu denklemin her iki yanına da 3 eklerseniz denklemin sol tarafı sadece x olur. Çünkü bu ikisi birbirini götürür x eşittir. 6 artı 3, 9'dur. Ve işimiz bitti. Sonucumuzu kontrol de edebiliriz. 3 çarpı 9 eksi 1 ne eder? 3 kere 8 yani 24. Demek ki denklemin sol tarafı 24'e eşit. Peki sağ tarafı neymiş? 2 çarpı 9 artı 3 yani 2 çarpı 12. Bu da 24 olur. Demek ki hepsi doğru. x eşittir 9. Bir sonraki soruya geçelim. Z bölü 16 eşittir 2 çarpı 3z artı 1 bölü 9. Biraz karışık gibi görünen bir problem. Bu denklemin her iki tarafını da 9'la çarpalım. Peki bu denklemin her iki tarafını da 9'la çarparsak ne elde ederiz? 9 bölü 16z, buradaki 9'lar birbirini götürür. 2 çarpı 3z artı 1, şimdi bu 2'yi dağıtalım. 9 bölü 16z eşittir 2 çarpı 3z, yani 6z artı 2. Şimdi de bütün z'leri denklemin bir tarafına taşıyalım. Denklemin her iki yanından da 6z çıkaralım. Buradan ve buradan 6z çıkaralım. Ne elde ederiz? Sol tarafta 9 bölü 16 eksi 6z. Eğer payda 16 ise 6 nedir? 6 hangi sayının 16'ya bölümünü eşittir? Biraz düşüneyim. 60 artı 36. Evet, 96 bölü 16'ya eşittir. 6 eşittir. 96 bölü 16 o halde. 9 eksi 96 bölü 16 z. Sadece eksi 6'yı yeniden yazdım. Eşittir. Bu ikisi birbirini götürür. İlk başta 6 z'yi çıkarmamın sebebi de buydu zaten. Yani 2'ye eşit olacak. Peki tam burası neye eşittir? Turuncu renkle yapayım. 9 eksi 96. Bir bakalım. 9 eksi 96. 87 ve tabii... Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkardığımız için de eksi 87 değil mi? Bölü 16 z eşittir 2 olacak. Neredeyse bitti. Şimdi sadece bu denklemin her iki tarafını da bu kat sayının tersiyle çarpmamız gerekiyor. O halde her iki tarafı da eksi 16 bölü 87 ile çarpalım. Eksi 16 bölü 87 bunlar birbirini götürür. 87 87 16 16 ile negatifler de pozitif olur ve elimizde sadece z eşittir 2 çarpı eksi 16 bölü 87 kalır. Yani 2 çarpı eksi 16 eşittir eksi 32 bölü 87 ve işimiz tamam. Cevabı bulduk. Göze pek hoş görünen bir cevap değil ama bunu elde ettik ve bunu birçok yöntemle de deneyebilirsiniz. Mesela her iki denklemi de ilk başta 16 ile çarpabilirsiniz ya da ilk olarak 9'ları dağıtabilirsiniz. Yapabileceğiniz bir sürü şey var ve tabii bunun doğru bir cevap olup olmadığının sağlamasını da yapabilirsiniz. Artık ısındığımıza göre şimdi sözel bir problem çözelim. Evet, diyor ki Ali ve Mehmet daha önceden duydukları bir sayı oyununu tartışıyorlarmış. Ali Ömer'den bir sayı tutmasını istiyor. Ömer'in tuttuğu sayı x olsun. Sonra Ali Ömer'in bu sayıyı 5 ile çarpmasını söylüyor. Ali, Ömer'e bir sayı tutup 5 ile çarpmasını söylüyor. Ben de bir yandan yapayım. 5 ile çarp ve sonuçtan 3 çıkar. Bunu başka bir renkte yapayım. Mavi ile yapalım. Sonuçtan 3 çıkar. Sonuçtan 3 çıkaralım. Ee, ardından Mehmet geliyor. Bu da Mehmet. Mehmet geliyor ve Mehmet de Ömer'e tuttuğu sayıya 5 eklemesini söylüyor. Tuttuğu sayıya 5 eklemesini söylüyor. Ve 5 ekliyoruz. Sonucu da 3 ile çarp diyor. Sonucu 3 ile çarpıyoruz. Ömer de her iki durumda da aynı sonucu bulduğunu söylüyor. Ömer'in tuttuğu sayı nedir? Yani sayıyı 5 ile çarpıp 3 çıkardığında ya da 5 ekleyip 3 ile çarptığında da aynı sonuca ulaşıyormuş. Yani bu, bu iki ifadenin eşit olduğunu gösteriyor değil mi? İkisinde de aynı cevabı buluyor. Demek ki bu ikisi eşit. Haydi o zaman bu denklemi çözelim. Elimizde 5x eksi 3 eşittir 3 çarpı x artı 5 var. Başlamak için güzel bir nokta. Bu 3'ü dağıtmak istiyorum. Evet. O halde burası 3x artı 15 olur. 3'ü parantezin içindeki bütün öğelerle çarpmanız gerektiğini her zaman hatırlamalısınız. Evet. Bu da 15. Ve tabii ki 5x eksi 3 de buna eşittir. Artık çözüme hangi yöntemle ulaşmayı sevdiğimi anlamışsınızdır. Bütün x kat sayılarımı bir tarafta toplamayı seviyorum. O halde şimdi hepsini sol tarafa alalım. Yani sağ tarafta bunlardan kurtulalım. Bunun için her iki taraftan da 3x çıkaralım. Yani eksi 3x eksi 3x ve ne elde ediyoruz? Denklemimiz şu hale geliyor. 5x eksi 3, 2x olur. Burada hala eksi 3 duruyor. Bu x'i birbirini götürür. Eşittir 15. Şimdi de bu sol taraftaki eksi 3'ten kurtulmak istiyoruz. Ve bunu yapmanın en iyi yolu denklemin her iki tarafına da 3 eklemek. Bu denklemin her iki tarafına da 3 ekleyelim. Ne elde ederiz? Elde ettiğimiz şey 2x ve bunlar birbirini götürür. Eşittir 18. Şimdi iki tarafı da 2'ye bölelim. Evet her iki tarafı da 2'ye bölüyoruz ve x 18 bölü 2 yani 9. Ömer'in tuttuğu sayı 9'muş. Ali ve Mehmet'in yöntemleriyle uyuşuyor mu bir bakalım. Eğer bu sayıyı yani 9'u 5 ile çarpmam gerekiyorsa 5 kere 9, 45 ve 45 eksi 3, 42. Bu Ali'nin söylediğiydi. Mehmet'in yöntemini uygularsak da burası 9 artı 5, 14 eder. Yani burası 14 ve sonra da 3 çarpı 14, 3 kere 14, 30 artı 12 ile aynı şey ve cevabımız yine 42. Yani Ömer haklıymış. Rastgele 9'u seçtiğinde hangi yöntemi kullanırsa kullansın ulaştığı sonuç aynı oluyormuş. Yani 42 oluyormuş.